Merhaba sevgili izleyiciler. Engelsiz Yaşam'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz zihinsel engel. Dilerseniz konuklarımızı tanıyarak başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Psikoloğu Sayın Esra Yemez. Merhabalar tekrardan. Tekrar, evet hoş geldiniz. Daha önceki programlarımızda da sizi konuk ettik. Yeniden görmek çok güzel. Ben de çok mutluyum burada olduğum için. Evet, ikinci konuğumuz Sayın Tuğçe Özel. Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk. Ay hoş bulduk, çok güzelsin. Programımıza renk kattın. Bugün seninle ilgili bir sürü şey konuşacağız. Daha sonra Fatma Saniye Özel. Hoş geldiniz. Tuğçe'nin annesi. Evet. Ve yine bütün programlarımızda olduğu gibi Sayın Melike Aydın. Bizim konuştuklarımızı işaret diline çevirecek uzmanımız. Hoş geldiniz siz de. Hemen Tuğçe ile ilgili konuşmaya başlayalım. Hani Tuğçe'nin tanısı nasıl konuldu? O süreç nasıl gelişti? En başından alarak bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Tuğçe'ye hamile kaldığımda 32 yaşındaydım. 32-33 yaşlarındaydım. İki tane daha çocuğum vardı. Aralarında da 8 ve 10 yaş olacaktı. Tabii ki yaşım gereği, tecrübelerimden sonra da Tuğçe'nin hamileliği çok çok güzel geçti. Çok bilinçli, çok güzel, yediklerime, içtiklerime dikkat ederek. Böyle gerçekten çok güzel bir hamilelik dönemi geçirdim. Belki düzenli kontroller, tabii ki, her ki. Şey. Hatta ayda bir değil, 15 günde bir gidiyordum Tuğçe'yi dinlemek için falan vesaire. Doktorun söyledikleri hep her şeyin çok normal olduğuydu. Tabii ben bunları duydukça sevinerek eve geliyorum. Çok böyle yüksek bir moralle doğuma gittim. Ama doktoruma güveniyorum ama tecrübelerimden de yola çıkarak bakıyorum bir terslik olduğunun da farkındayım. Bir şey seziyorsunuz. Evet, yaptığım hesaplarda Tuğçe'nin biraz geç kaldığını düşünüyorum. Ama doktorum o kadar bana güvence veriyor ki hayır falan diyor. Sonra gerçekten de Tuğçe'nin geç bir doğum olduğunu öğrendik. Tuğçe doğdu. Doğduğu andan itibaren Tuğçe'de tamam boyu, fiziksel olarak her şey normal. Ama diğer bebeklere baktığım zaman Tuğçe çok hareketsiz, çok bembeyaz bir bebek. Böyle çocuklarda zaten ilk belirti oymuş rengi. Fakat ben teni ne kadar beyaz diye, çünkü hiçbir şey bilmediğimiz için meğerse buymuş ilk tanı. Ve bu süreç böyle devam ederken ve ben Tuğçe'yi sürekli çocuk uzman doktora götürüyorum. Sadece hani çok sevincimden ve merakımdan, böyle öbür çocuklarımda çok gençtim, anlayamamıştım. Tuğçe de daha böyle bir farklı bir bebek gibi geldi bana. Götürüyorum ve doktorun dediği çok sağlıklı bir bebek, çok sağlıklı bir bebek. Hiç sıkıntı yok. Ve böyle diye diye biz 7 aya geldik. Tuğçe'nin aşıları oluyor tabii bu arada. Sağlık ocağına gittik. Sağlık ocağı da o gün o kadar kalabalıktı ki ve pratisyen hekimle aramızda böyle bir 5-6 metre mesafe vardı. O kalabalığın içinde Tuğçe'yi fark etmiş. Yanına geldiğimiz zaman Tuğçe'de bir problem olduğunu söyledi bana. Zaten ben de hissediyorum fakat çevremde hiç böyle bir şey görmediğim için ne olduğunu, problemin ne olduğunu bilmiyorum. Tuğçe 7 aylık ama oturamıyor, omurgasını tutamıyor, başını tutamıyor. Götürdüğüm doktorlar da sürekli bana diyor ki zayıf kalmış olabilir, kemikleri zayıf kalmış olabilir falan. Beni böylelikle ben de ha öyle mi vitaminler veriyorum. Halbuki öyle değilmiş. Teşhisin yanına bile yaklaşmıyoruz yani. Hayır, onlara hayır, göre hayır. Her şey yolunda, evet, her ama şey yolunda. Ufak şeyler olabilir. Götürdüğümde özel bir uzman doktor olunca ben de yapacak bir şey yok yani. Öyle oluyor zannediyorum. Neticede pratisyen hekimin sözüyle tabii ki benim de şüphelerim iyice alevlendi. Ve ben o zaman küçük bir kasabada yaşıyordum. Orada olan belki 6-7 tane çocuk doktorunu bir gün içinde hepsini ziyaret ettim. Ve hepsinin bana dediği normal bir çocuk. Ve bu çocukta bir şey varsa ben doktorluğu bırakırım diyen bile oldu. En son
son götürdüğüm doktorsa daha kapıdan girer girmez kucağında çocuğu görür görmez bana dedi çocuğunuz beyin felci. Orada yaşadığım travmayı varın siz tahmin edin. Evet, bir de çok pat diye olmuş anlaşılan yani. Pat diye oldu. Onu da tasvip ediyorum. O da evet, tabii ki. O da ayrı bir zorluk aslında. Ondan sonra artık beyin felci ne demekmiş? Hadi bakalım. Baştan, sil baştan. Evet, yepyeni bir sayfa açıldı evet, hayatımızda. Evet, yepyeni bir sayfa açıldı. Ve ben hiçbir şey bilmiyorum bu konu hakkında. O andan itibaren yapabileceğim bütün artık elimde ne olanaklar varsa, gazeteler, dergiler, kütüphane, yakın çevremdeki doktorlar, her şey, televizyon kanalları, bunları takip ederek Tuğçe'nin gelişimine nasıl bir katkıda bulunabilirim, ne yapabilirim, onu hayata nasıl hazırlayabilirim, bunun mücadelesini verdik. Ve şu anda kendimi bilmiyorum, belki kendimi şımartmak istiyorum, onu da bilmiyorum da böyle bir zafer kazanmış kumandan gibi hissediyorum şu anda kendimi Türkçe'yi gördükçe. Yapabileceğimin en iyisini yaptığıma inanıyorum Tuğçe için. Ve bundan sonra da ben sağ olduğum sürece yine de yapacağıma inanıyorum. Ne kadar güzel. Yani hem çok hani sıkıntılı bir süreçten çok geçirmiş. Gerçekten hani bir şeyleri bilmemek ve uzmana gittiğinde de yanlış yönlendirilmek hani gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Sonra da hiç bilmediğiniz bir sorunla burun buruna gelmek ve o andan itibaren bir şeyler yapmaya evet başlamak zorunda evet olmak. Evet. Hani gerçekten zor bir süreç. Evet. Ama hani meyvesi çok güzel. O da apayrı evet bir şey. Evet. Umutla evet kaldı. Çok gurur verici. Çok çok, çok evet güzel. Evet. Peki size dönersek Esra Hanım, hani bize bu olayı bir uzman gözünden anlatabilir misiniz? Zihinsel engel nedir? Nasıl daha önce teşhis edilebilirdi? Neler olabilirdi ve ne yapılması lazım böyle bir teşhisi öğrenen ailenin? Tabii hani Fatma Hanım gerçekten hani adım adım takip etmiş hem hamilelik süresi içerisinde hem de doğum sonrası itibariyle gerçekten tebrik edilesi bir yönde. O anlamda hani ben de şımartılma değil tamamıyla hani hak eden bir söz söyledi kendine. Zihinsel engeli şöyle tanımlayabiliriz. Doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrası meydana gelebilecek herhangi bir olaydan dolayı ortaya çıkan bilişsel ya da fiziksel düzeyde oluşabilecek gerilikler biz zihinsel engel olarak tanımlıyoruz. Belli başlı aşamaları var. Yani her zihinsel engel birbirinin aynısı değil. Değil bu aşamaları açıklamamız gerekirse işte hafif derece zihinsel engel, orta düzeyde zihinsel engel, ileri düzeyde zihinsel engel ve çok ağır ya da çok ileri düzeyde zihinsel engel olmak üzere 4 ana başlıkta topluyoruz. Ve bunların hepsinin özellikleri birbirinden çok farklı. Eğitilebilir ve öğretilebilir olmak üzere de 2 ana başlıkta toplanan farklı bir açıklama şekli de var. Ona da değiniriz. Hafif düzeyle başlayayım isterseniz. Olur. Hafif tabii düzey zihinsel engel dediğimizde bu bireyler kendi başlarına ayakta durabilir. Almış oldukları eğitimler sayesinde öz bakım becerilerini gerçekleştirebilir. Bir işte çalışabilir. Okuma yazmayı çok rahatlıkla öğrenebilir. Kısacası bir başkasının denetimi altında olmadan hayatını devam ettirebilir her yönden. Yani maddi anlamda da bir parça akademik anlamda da çünkü biliyoruz ki ilkokul 5 seviyesine kadar bir okuma sürecini de başarabiliyorlar. Yani düzeyde arkadaşlarıyla bir şekilde mi yoksa biraz daha gecikmeli giderek mi? Bir parça daha gecikmeli. çünkü baktığımızda hafif düzey zihinsel engel zaten okulu başlanmasıyla birlikte fark edilebilir. Fark ediliyor, anladım. Çünkü o güne kadar işte genelde oyun oynuyor, yapılıyor. İşte anne her babanın, şey herkesin yaptığı gibi. Evet, hani çok da böyle fark edilebilecek bir gözlemi olmuyor ister istemez. Ama okulla birlikte işte toplumsal kurallardan tutun da bir şeyleri öğrenebilme süreci aksamaya başladığı an işte benim çocuğumda ne var acaba diye küçük sorular başlıyor. Bu hafif düzey için geçerliydi. Orta düzeyden bahsetmek gerekirsek bu bir tık daha altı diyebilirim. Yani nasıl? Hani akademik anlamda çok daha büyük problemler yaşanır. İlkokul
okul düzeyinden önce fark edilebilir orta düzey zihinsel engel. Konuşma geç olur. Bazı fiziksel hareketler geç olabilir, yürüme, koşma gibi. Bunun dışında işte algılara yönelik küçük sıkıntılar yaşanabilir. İşte bir şeyi bir kere öğrenmesi gerekirken 5 kere de 10 kere de öğrenme yaşanabilir. Bunun gibi biraz daha başkasının gözetimine daha ihtiyacı olan zihinsel engel türü diyebiliriz orta derece için. Bu kısım daha çok öğretilebilir düzeyde olan kısımdır. Yani nedir? Öz bakım becerilerini öğretme, günlük işlevleri öğretme, işte neler yapılır, okula gidilir, gelinir, işte evde yatak toplanır, düzenlenir, bu gibi işte kıyafet katlanır, bu gibi faaliyetlerin öğretimi üzerine. Ağır zihinsel engel. Burası artık bir parça fiziksel anlamda da sıkıntıların ortaya çıktığı, evet, kendini gösterdiği engel, yani engel türü demeyelim de zihinsel engellik basamağı söyleyelim. Burada evet aileye çok daha fazla iş düşer. Çünkü hayatının her döneminde mutlaka aileden bir bireye ihtiyacı vardır kişinin. Ve bu şekilde hayatını devam eder. Son aşamamızda çok ileri düzey ya da çok ağır zihinsel engel. Bu kişiler hayatları boyunca büyük ihtimalle yani çok çok iyi bir eğitim, çok çok iyi kaliteli bir eğitim sürecinden geçmedilerse eğer ya da çok erken bir teşhisi olmamışsa fiziksel anlamda bir engele de aynen öyle yaşarlar. Bunun dışında işte bu kişilerde genelde yutma davranışıyla alakalı bir sıkıntı yaşanabilir. Aynı zamanda işte günlük hayatını devam ettirme başkasının gözetiminde olmak zorundadır. Bağımsız anlamda bir şey yapmaları çok çok zordur. Bu gibi aşamalardan oluşuyor zihinsel engel. Biraz önce hani daha önce fark edilebilir miydi diye sorduğumuzda bu basamaklar çok çok önemli. Yani bizim çocuğumuz bu basamakların hangisinde? Tuğçe için konuşmamız gerekirse biraz daha orta dereceye yakın Tuğçe ve bundan dolayı aslında çok güzel bir zamanda fark edilmiş. Yani bunu geç diyemeyiz. Tabii. Normal zamanında olması gereken bir zamanda aslında fark edilmiş mi diyebiliriz. Aynen öyle. Hani 7 ay zaten hani baktığımızda. Daha bebek yani. Evet, hani bir çocuğun kendiyle ilgili gelişimlerini daha yeni yeni gösterebileceği bir ay. O yüzden hani tebrik etmek de gerekiyor gerçekten. Bilinçli olmanın önemi burada bir kere daha öyle. Bir kere daha altını çizebiliriz yani. Ve diğer basamaklarda da fark etme süreci değişiyor. İşte hafifte fark etmek çok zorken ağır ve çok ağır da çok daha kolay. Erken. Yani çok basit bir şekilde doğar doğmaz. Hani bu teşhisler konulabilecek düzeyde. Çünkü kendini başka sıkıntılarla da gösteriyor. İşte dediğim gibi bir fiziksel anlamda bir sıkıntı da baş gösterdiği için çok rahatlıkla görülebilir. Genel olarak zihinsel engel bu şekilde. Peki eğitilebilir, öğretilebilir diye bir de ayırabiliriz dedik. Tamam, onu da söyleyelim. Eğitilebilir kısmı daha çok hafif sınır düzeydeki zihinsel engele giriyor. Yani akademik anlamda bir performansın da gerçekleştirilebilmesi, bu kişilerin okuma yazma öğrenebilmesi, toplumsal kuralları öğrenebilmesi, bir ortamda ortamın özelliğine göre davranış gösterebilme becerisine sahip olması eğitilebilir kısımda kendini gösteriyor. Öğretilebilir kısım ise bir parça daha orta düzey ve ağır düzeyi kapsayan işte öz bakım becerileri, kişisel yaşam, kişisel yaşamda uyulması gereken, yapılması gereken şeyler. Hani daha çok bu kısma hitap ediyor. Bu ayrım da bu şekilde. Peki. Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Bunlar yani gerçekten çok önemli. Çünkü hani hemen illa yanımızda birilerinin olması lazım ki böyle şeyler öğrenelim. Yoksa merak etmiyoruz. Öğrenmeye çalışmıyoruz. Ancak başımıza gelirse öğreniyoruz. Halbuki yani ne kadar çok bilirsek ve ne kadar çok bilinmesini sağlayabilirsek, öyle söyleyelim, çok daha sağlıklı hareket etmiş olacak herkes. Çok daha erken adımlar atılabilecek. Çünkü evet Tuğçe için geç bir adım olmamış ama geç bir adım olabilirdi de pek çok böyle kişi de var yani. Daha iyi bir eğitim alacakken alamamış olanlar da var. O yüzden erken teşhis bilinçlenmekle birebir alakalı ve önemli. Özellikle burada hani şeyi de söylemek isterim. İşte çocukların başında doğum sonrası işte bir hastalık,
ya da işte ani nükseden ve devam eden bir rahatsızlık varsa hani bunu lütfen hani doktor kontrolünde sürekli bir şekilde bulunsunlar ki biz biliyoruz hani yüksek ateşin ya da başka fiziksel anlamda oluşabilecek rahatsızlıkların evet hani zihinsel sürece de etkisi olabiliyor. O yüzden hani işte doğum öncesinde bir şey yok, doğum sırasında da hiçbir şey olmadı. Benim çocuğum da artık bundan sonra bir şey olmaz. Böyle bir bakış açısı olmamalı. Tam tersi hani biz çocuğumuzun her gelişim dönemini oturup inceleyip bakıp var olabilecek aksaklıkları keşfedip gerekli önlemi almamız gerekiyor. Evet, evet. Peki Tuğçe'nin eğitim süreci nasıl gelişti? Neler yaptınız? Hani teşhis, tanı, kondu. Evet. Ondan sonraki süreç, o yeni sayfaya neler geldi? Ondan sonraki süreç, tabii ki Tuğçe'nin bir eğitim olması gerekiyordu. Ben yeterli değildim, ailemiz tabii ki yeterli değildi. Fakat o dönemlerde rehabilitasyon merkezleri çok çok azdı. Yani sayılabilecek kadar azdı. ve rehabilitasyon merkezlerinden faydalanılabilmesi için SSK'lı olmak gerekiyordu. Bağ kurdular veyahut da yeşil kart var mıydı o zaman yeni mi çıkmıştı bilmiyorum. Böyle ailelerin çocukları bunlardan faydalanamıyorlardı. Tabii ki biz onun sıkıntısını bayağı bir yaşadık. Bizimle birlikte birçok aileler yaşadı. Şimdilerde tabii böyle bir sıkıntı yok. Yok artık. Evet. Tuğçe eğitimine şöyle kaynaştırma eğitimi verildi. 5 ve 6 yaşındayken ben ana sınıfına götürdüm. Normal bir ilkokulun ana sınıfına verdiler Tuğçe'yi. Fakat orada o kadar problemler yaşadık ki veliler istemedi. Çocuklarına yanlış örnek olabileceğini düşündüler. Aslında bu tam tersi. Hani evet, bu konuda çok yanlış aslında, anlaşılıyor, yanlış biliniyor. Yani sabaha kadar konuşsak konuşabiliriz. Evet. Gerçekten konuşabiliriz. Öğretmenimiz istemedi. Çünkü Tuğçe özel bir çocuktu. Özel olarak ilgilenmesi gerekiyordu. Belki de benim şanssızlığım, bilmiyorum. Müdürümle konuştuğumuz zaman yani Tuğçe'yi isterseniz alın, işte rehabilitasyonları deneyin, şu bu. Tuğçe zaten rehabilitasyona gidiyor. Ama ona uygun görülen kaynaştırma eğitimiydi. Ve ben bunu okul müdürü ve öğretmenine anlatamadım o dönemlerde. Sonra aldık, Tuğçe rehabilitasyona devam etti. Sonraları Alanya'ya geldik, taşındık. Alanya'da Tuğçe yine güzel bir okulu var, okula devam ediyor. Tabii ki sosyalleşmesi açısından çok çok, çok faydalı. Önemli. Çünkü Tuğçe benden hiç ayrılmazdı. Okula gittiğimde falan yani o ev, ben evde, o okulda böyle perişan oluyordum. Ama şimdi onları aştık. Harika. Tuğçe sevine sevine okuluna gidiyor, geliyor. Arkadaşları var, okulunda çok mutlu. Müziği çok seviyor, müzikle uğraşıyor. Sonra belediyemizin bir hizmeti var. Engelsiz Park Yaşam Merkezi. Tuğçe'yi haftada bir kere oraya götürüyorum. Orada birer saat Sayın Esra Hanım'la, psikologumuz Esra Hanım sağ olsun, Tuğçe'nin ses, çünkü biraz konuşma problemimiz var. Tuğçe'nin seslerle alakalı sorunu var. Ona yardımcı oluyor sağ olsun Esra Hanım. Çok da iyi anlaşıyorlar. Çok ne seviyor. Güzel. Evet. Sonra tekrar aşağıda özel bir eğitim oluyor. Bir saat resimler yapıyorlar. Çok severek geliyor gidiyor Tuğçe oraya. Bundan ötürü de çok teşekkür ediyorum herkese. Benim yükümü de hafiflettiler. Önemli Tuğçe tabii ki de. Böyle bir merkezin var olması hani hem şehrimiz adına tabii hani ki, harika bir şey. Ki, tabii hem ki. Bütün Türkiye adına harika bir şey. Örnek olup hani çoğalmasını dileyebiliriz sadece. Tabii ki. Çok, mesela çok ben güzel okuldan yaptım. Girdiğim an kendimi özgür hissediyorum. Evet. Ben orada resim kursuna falan devam ediyorum. Böyle engelsiz ailelerin, engelli çocukları olan ailelere orada kurslar veriliyor. Güzel bir kursumuz var orada. Ben de resim yapıyorum. Ay harika. Ondan sonra meğerse ben bir ressammışım ama bilmiyormuşum. Tuğçe'nin sayesinde, şey. Tuğçe'nin bana kazandırdığı şey bu. Evet. İşte resim yapmaya çabalıyorum. Ondan sonra Tuğçe de sağ olsun Esra Hanım'ın yanında, diğer öğretmenlerin yanında
Gerçekten kendimi orada evimde gibi hissediyorum. Daha böyle özgür, daha rahat hissediyorum. O bir saat, iki saatlik terapi bana bir hafta gidiyor. Harika. Evet. Aslında şimdi tam bu konuya değinmişken Tuğçe'nin bir VTR'si var. Hem de Engelsiz Kent ve Park ve Yaşam Merkezi'nde çekilmiş. Dilerseniz VTR'yi izleyelim, hem Tuğçe'yi orada görelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Bugün Tuğçe'yi evinde değil de Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ndeki etkinliklerini görmeye, el becerilerini görmeye geldik. Onu ziyaret edelim şu anda. Gidelim içeriye. Tuğçe'cim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Tuğçe'miz de çok özel çocuklarımızdan bir tanesi. Şimdi onun el becerilerini hocasıyla beraber nasıl yaptıklarını izleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Kolay Merhaba. Gelsin. Ben el sanatları öğretmeni Ayşegül Hocak Geçak. Tuğçe ile yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Sınırlı boyama çalışması daha çok yapıyoruz. Küçük kas gelişimi için. Şu anda bir baskı çalışması yapacağız beraber. Evet Tuğçe'cim. Hangi renkte çalışalım? Mor şu diyoruz. Genelde bayan öğrencilerimiz mor, pembe. Ahmet olan renkler. Şimdi biraz yaklaş bakalım kağıdımıza doğru. Bu kağıda baskı yapacağız. Tabii orada Tuğçe'nin el becerileri, kaslarının gelişimi açısından evet. Çok önemli. Küçük kas gelişimi için dikkat dağınıklığı olan çocuklar için özellikle çok faydalı çalışmalar. Yani çünkü çocukların 15 dakikadan sonra dikkatleri biraz dağılıyor. Dolayısıyla bu resim çalışmaları onları biraz daha motive ediyor. Evet, şurayı boyayacağız Tuğçe'cim. Tuğçe annesi tarafından 10 yıl boyunca da Özgün Kardelen diye bir okulumuz var. Özel bir okulumuz. Oraya devam etmekte. Ama burası da çok iyi oldu. Ben yardımcı oluyorum. Evet, tabii. Başına bazen hamlet olarak algılayamayabiliyorlar. Şu an yapmış olduğumuz çalışma linol baskı. Bunun kazıma işlemlerini çocuklarla çalışmıyoruz. Biraz kesici alet kullanmak gerektiği için. Tabii, yetişkinlerle çalışıyoruz. Zaten merkezimizdeki hizmetlerimizden en önemlisi öğrencilerimizle aileleriyle çalışıyorum. Özellikle ben el sanatları çalışmalarında böyle bir yol izliyorum. Tuğçe'nin annesiyle de çok güzel yağlı boya çalışmalarımız var. Birazdan onu da gösterir size. Peki Tuğçe'ye eve de veriyor musunuz? Veriyoruz, seviyor. Yani böyle bazen anne sınırlı boyama. Anne de ilgili olunca. Tabii kesinlikle annesi de çok ilgili. Çok Rezi güzel. De getiriyor buraya. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki hani özel çocuklarımızın aileleri gerçekten biraz toplumdan zor oluyorlar. Yani çocukları rehabilitasyon merkezlerine eğitime götürdükleri kendileri için seansları bekliyorlar. Orada hiçbir şekilde bir faaliyete katılamıyorlar. Hep çocuklar için yaşıyorlar. Zamanları çocuklara kısıtlı, endeksli. Onlara endeksli yaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla merkezdeki bu faaliyetlerde hatta ve meslekten arkadaşlarımla konuşuyorum. Örneğin bir fizik tedaviye gelen bir öğrencinin annesi resim çalışmasına katılıyor. Ve fizyoterapist arkadaşımın dediği çocuğu bana bırakıyor aşağı iniyor resim çalışmasına diye. Yani onların da gerçekten çok ihtiyacı var sosyal çok bir ortama. Bir şey, evet. Gerçi Fatma Hanım da bahsedecektir yani o anlamda da aileyi motive eden bir birim diyebilirim. Biraz kaldı. Ailece bir programın içinde gibiler. Çok hoş. Önemli olan ekip ruhuyla çalışmak. Tabii ki. Merkezin hizmeti olarak böyle ekip ruhuyla. Evet, şimdi beyazı ben atacağım. Burada biraz ince detay olduğu için evet. Çok o kısma girmeyecek. Orayı ben hızlıca çalışacağım ve bir baskı çalışması çıkacak. Tuğçe nasıl oldu? Güzel mi oldu? Sevdin mi Tuğçe? Sevdin mi? Evet, çok sevdim.
Bu arada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kültür Merkezi'nde özel bireylerimiz ve aileleriyle ailelerin yapmış olduğu çalışmaları sergileyeceğiz. Saat 4'te açılışımız olacak. Buradan da sizin aracılığınıza söylemiş olalım. Teşekkür ederim. Ziyaret edeceğiz mutlaka. Evet, şimdi basalım mı? Evet. Hadi bakalım. Hadi beraberce. Tuğçe, bu çalışmaları görmek için kültür merkezine gelin de. Tamam mı? Herkese. Hadi söyle bakayım. Peki orada da çalışma yapacak mısınız? Yoksa sergi yapılmışlar olur. Sergi olarak. Yapılmış olan çalışmalarımızı sergileyeceğiz. Zaten burada çalışıyoruz. Şekli. Yok sergi. Aslında düşünüyorduk. Bir Ebru çalışması düşünüyorduk ama Ebru çalışması biraz daha havaların soğumasıyla alakalı bir sanat dalı. Evet. Daha o sıcaklık kitrenin bozulmasına sebep olacağı için yani yapamadık. Zaman ve mekan. Kışın daha çok Ebru çalışması yapılabilir. Görsel olarak onu düşünmüştük ama inşallah kışın bir sergimiz olursa biraz daha soğuk olduğunda. Bence de güzel olur. Bu kadar güzel şeyleri ürettikten sonra da sergilerini herkese göstermek gerekir diye düşünüyorum. Evet, kaldıralım mı? Bakalım kaldırsın. Şuradan da çekebilirsin. Edeyim. Evet, kendine doğru çek. Evet. Çok güzel. Bir alkışlayalım mı? Alkışlayalım. Bravo. Şöyle göster bakalım çalışmanı. Semazen çalıştık. Evet. Tuğçe çok güzel oldu. Eline sağlık. Hı hı. Sağ ol. Sağ ol. Söyleyeceğim size. Bugün Fatma Hanım ve kızı Merve'ye ziyarete geldik. El becerilerini gördük. Sağ olsun Ayşegül hocamız da bize gereken yardımı yaparak bir çalışmalarını gösterdiler. Çok güzel bir gündü. Her şey gönlünüzce olsun. Harika bir gün olarak düşünüyorum bugünü. Hoşçakalın. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Tekrar emeğinize, ellerinize sağlık. Görüşmek bize üzere. Bize de çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hocam iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Tuğçe'ciğim öpüyorum seni. Hanımefendiler de buranın en kıymetli varlıkları bana göre. Çok güzel eserler yapmışlar. Ayşegül Hanım da sağ olsunlar. Hocam teşekkür ederiz. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, Tuğçe'yi merkeze ziyaret etmiş olduk böylece. Şimdi Tuğçe'ye dönelim. Tuğçe'cim, resim yapmayı çok seviyor musun? Evet. Peki en çok hangi rengi seviyorsun? Mor. Başka? İkinci? İkinci hangi rengi seviyorsun? Sonra hangi rengi? Pembe olabilir mi? Evet. Sanki çünkü ne görüyoruz? Çok güzel küpelerim var. Morlar, pembeler. Küpelerini sen mi seçtin? Evet. Çok güzel, çok güzel olmuş, çok yakışmış sana. Başka ne yapmayı seviyorsun? Makyaj. Makyaj? Evet. Hep yapıyor musun evde? Evet. Peki. Başka annene yardım ediyor musun hiç? Hayır. Etmiyor musun? Peki birlikte yemek yapıyor musunuz mesela? Yemek yaparken ediyor musun? Evet. Evet. En çok hangi yemeği seviyorsun? Pilav. Pilav. Başka? Evet. Evet, peki. Peki Tuğçe, program öncesinde hani minicik bir şarkı söylemiştin bize. Esra öğretmenin sana yardım etse, beraber bize minicik bir şarkını tekrar söyler misin? İster misin söylemeyi? Evet. Söyleyelim mi? Hadi. Oynaya. Naya, senin de sesini duyalım. Gelin, ne? Çocuklar, el ele, el ele, verin çocuklar. Teşekkür ederiz. Aferin sana, çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu bu şarkı. peki aslında tekrar size dönersek, biraz önce kaynaştırma eğitiminin öneminden bahsettik. Hani Tuğçe'nin bu özellikleri kazanmasında mesela çok etkili bence. Önemli yani. Hani eğitimin belki en önemli parçalarından biri. Çünkü bir şeyleri öğretebilirsiniz ama sosyalleşmesi, hayata katılması, neticede bütün eğitimi hayata katılmak için alıyoruz. Hayata katılmasında en önemli şey kaynaştırma eğitimi.
Çünkü dışarı çıktığı zaman bu toplumun bir parçası olduğunu ve içinde mutlu bir birey olduğunu hissetmeli. Bugünkü durumu nedir sizce kaynaştırma eğitimi ve önemi nedir? Fatma Hanım açıklamasında bahsederken hani benim böyle bir parça içim vuruldu gerçekten. Hani hala benzer şeyleri duymuyor da değiliz, duyuyoruz. Bu bizim hani gerçekten engelimiz. Hani engel arıyorsak bu bizim engelimiz. Çünkü kaynaştırma eğitimlerinde işte veli ayağı, öğrenci ayağı, öğretmen ayağı düşünülüyor ama özel çocuklarımızın ayağı pek düşünülmüyor. Şimdi burada evet hani gerekli merciler üzerine düşen görevi yapıyor. Kaynaştırma eğitimine uygundur, kaşesi vuruluyor, veriliyor bir şekilde ama şimdi okul boyutunda işte sürekli bir şikayet, öğrencilerin huyu değişir mi kaygıları, bunlar sekteye uğratıyor ve özel çocuğumuzun ailesini de yıpratıyor. Benim bakış açıma göre bizler özel olabilecek dünyaya o kadar yabancılaşıyoruz ki normal kabul etmediğimiz için o çocukların bizi değiştirebileceğini, işte bizi davranış olarak bozabileceğini düşünüyoruz. Halbuki tam tersi, biz kendi evlerimizdeki çocuklarımıza özel insanları tanıtabilsek, normalleştirebilsek onlar da bir el uzatacaklar ve gerekli yardım yapılacak. Hem özel çocuğumuz süreçten mahrum kalmamış olacak hem de daha yararlı bir şeyler gerçekleşecek. Ama hani buradan belki de bu mesajı vermek çok çok önemli. Hani başta eğitimcilerimiz. Çünkü eğitimcilerimiz yolu tıkarsa zaten hiç geçit yok. Kesinlikle. Onlar hani bu konuda bir parça daha görüşlerini genişletmeli, bir parça daha bilgi birikimlerini arttırmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten biz biliyoruz ki hani bizim çocuklarımız her türlü fiziksel sürecimiz tamamlansın, her türlü engelliye uygun yaptığımız çalışma olsun. Eğer sosyal anlamda bazı şeyleri başaramazsak mutsuzluk diğer şeylerin de üstünü kapatacak. O yüzden bu zihinsel anlamdaki o düşünceyi gerçekten daha iyi bir yere getirmemiz şart. O yüzden kaynaştırma eğitimleri çok çok önemli ve bunun da sekteye yarım bırakılmışlığa kalmaması gerekiyor. Kesinlikle. Mesela sizin için çok büyük bir zorluk olmuştur. Yani şimdi böyle sözle anlatmak kolay. İşte veliler karşı çıktı, öğretmen pek yanaşmadı diyorsunuz ama içinizde yarattığı durum, psikolojik hal, çocuğunuz için yarattığı sıkıntılı durumla yüzleşmek çok zor olmalı. Tabii ki çok zor. Çünkü Tuğçe çoğu şeyin farkında. Okula gittiğinin farkında, orada arkadaşlarının olacağının farkında. Onlarla oynamayı çok seviyor, birlikte olmayı çok seviyor. Ve bir anda dışlanıyor. Bu ne demek yani? Bir kapı yüzüne kapanmış tabii oluyor ki, aslında. Tabii ki ve ben bunu Tuğçe'ye nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Oradan alıp da onun yerine neyi koyabileceğimi bilmiyorum. Onun yerini ne tutar acaba? Tuğçe'yi aynı derecede ne mutlu edebilir acaba? Onu bilmiyorum. Hem kendim böyle bir yoğunluk yaşıyorum, hem Tuğçe'yi bir taraftan mutlu etmeye çalışıyorum, hem insanlara güvenim azalıyor, insanlara öfke duyuyorum. Beni tabii ki psikolojik olarak yıpratıyor bu da. Bu yıpranmışlık içinde de çocuğuma faydalı olmaya çalışıyorum. Yani hiç yüzünü bilmeyen bir insanı götürün, denizin ortasına bırakın, el kol yordamıyla bir şeyler kendini kurtarmaya çalışın. Ben kendimi o günlerde öyle hissediyordum. Evet. Çok, gerçekten çok çok zor. Evet, çok zor bir durum. Hatta bu örneği şöyle de şekillendirebiliriz. Tuğçe'yi düşünelim. Tuğçe hiç yüzmeyi bilmiyor. Denizin ortasına atılmış. Ama orada bir sürü yüzmeyi bilen insan olmasına rağmen Tuğçe'nin ağırlığı ya beni batırırsa bakış açısıyla Tuğçe'ye yardım etmiyor. Eden de yok. Yani şu anki kaynaştırma sistemindeki aksaklıkların temel örneği bu. Evet. Ve aslında az önce dediğiniz gibi tam tersine çocukları çok güzel besleyen, hani Tuğçe ile yakınlık kurduğu, Tuğçe ile iletişim kurduğunda çocuk diğer çocuğa fayda sağlıyor daha çok yani. Bakın burada şöyle bir şey var. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz, dinleyenler ne düşünüyor. Tamam, böyle çocuklarımız var. Bunlar bir şekilde bizlere yetiyoruz, öğretmenlere bir şeyler yapmaya çalışıyor, devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat bakın Tuğçe bir kişi ama Tuğçe'nin hani nasıl denir, Tuğçe'nin yıkıntısını çeken, o enkazın altında kalan aileyi düşünün.
Mesela benim iki çocuğum daha var. Eşim, ben. Asıl ailelerin eğitilmesi gerekiyor. Evet, bu çok çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey bu. Çok doğru. Bir anne baba veya kardeşler o çocuğa nasıl davranacağını bilemezlerse, ne yapacaklarını bilemezlerse o çocuk nasıl gelişecek? Ve bunu artık uzmanlar çözecek. Okulda mı başlar bu? Belediyeler diyelim mesela, en küçük biri. Belediyelerin bence görevi sadece yol yapmak veya elektrik bağlamak veya şu bu olmamalı bence. Aileleri eğitmek de olmalı. Anne babaları, çocukları, böyle bir kurslar açılmalı. Sadece yani biçki dikiş şu bu değil. Aileleri eğitmeli. Hayata hazırlamalı. Öyle değil evet, mi? Evet. Bekliyoruz ki kendisi neyle evet, karşılaşırsa onunla evet, karşılaşsın. El yordamıyla çözsün. Evet. Yani. Hani gizem, böyle bir Alanya, şey yok. Alanya'da yaşadığımız için çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Ama hani evet, her şehir maalesef bu imkanlara sahip. Esra evet, Hanım'la tanışmadan önce ve bu merkez yapılmadan önce bilmiyorum, bilenler belki bilirler, hatırlarlar, bunu dile getirmiştim. Tamam, Tuğçe ile uğraşıyorum. Tuğçe çok mutlu bir çocuk. Onu mutlu etmeye çalışıyorum. Nefesimin sonuna kadar. Ama ben ne oluyorum? Dedim ki benim bir başvurabileceğim belki param var veya yok. Gidip böyle kapısına çalıp da bir hizmet alabileceğim, ya ben yıkılmış bir durumdayım, beni lütfen birazcık motive edin. Ben bu çocuğa karşı daha nasıl yükselebilirim, nasıl moralli olabilirim diyebileceğim kimse yoktu benim karşımda. İşte bu merkezden sonra biz Esra Hanım'la konuşabiliyoruz, görüşebiliyoruz, derdimizi, sıkıntımızı anlatabiliyoruz. Bunlar gerçekten çok, çok önemli. Aile bence çocuklardan daha da önde olmalı. Daha önemli. Evet, çünkü çocuğun gelişimi birebir aileyle bütün yani. Hani ondan ayıramazsınız. Çocuğu geliştirebiliyorum ama aileye dokunmuyorum deme durumunuz yok yani. Hani zaten o zaten aileyle gelişiyor. Zaten aile bilinçlenirse öğretmen de rahatlayacak. Herkes rahatlayacak yani. Biz çok yardımcı olacağız çünkü o çocuk hakkında ona. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Bence de çok çok doğru yani. Hiçbir tarafına hani itiraz edilecek bir şey yok bence. Evet. Yani biz, ne mutlu bize. Evet, Alanya'da böyle bir yer var. Evet. Bunu evet, değerlendirebilecek evet, bilinçte evet, insanlar var. Evet. Olmayanlar da değerlendirmeli. Evet. Hani bu programlar o yüzden. Ama hani bu minicik bir damla yani. Evet, maalesef evet, evet. O kadar büyük bir kitle bu hizmetlerden faydalanamıyor ki. Çok büyük bir sıkıntı var ortada. Fakat görmüyoruz. Neden? Çünkü kapalı kapı ardında yaşanıyor. Emine Hanım'ın sıkıntısından bize ne deyip herkes normal hayatına devam ediyor. Evet, yani. Aynen öyle, olmaz yani. Mesela rehabilitasyon merkezleri tamam çok çok güzel. Çocuklarımızı eğitiyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar ama biz oradan, o çocuklar kapıdan girince biz orada bekçi vazifesi görüyoruz, çocuklarımızı bekliyoruz. Bekleyin. Ama park ve yaşam öyle değil. Oradan girdiğimiz zaman özgürüz biz. Yani böyle orada bir şımarma alanımız oluyor bizim. Çocuklarımız güven altında. Biz orada kursa katılıyoruz. Esra Hanım'la istediğimiz zaman görüşebiliyoruz. Ondan sonra böyle yani. Çok, çok güzel. Çok güzel. Çok evet. Güzel. Bence her yerde, her şekilde olmalı. Umarım evet. Evet, çoğalsın evet, yani. Evet. Daha fazla kişi bundan faydalanabilsin. Evet. Peki Tuğçe'nin bu tanı tedavi sürecinde baba nasıl bir görev üstlendi? Genelde annelerin böyle sorumluluğu tamamen yüklendiğini biliyoruz çünkü. Hani sizde babanın rolü nasıl gelişti? Babamız da aynı benim gibiydi ilk başlarda. Yani hiçbir şey bilmiyorduk. Çok büyük bir üzüntü, hayal kırıklığı, ne yapacağımızı bilememek. Birbirimize sarılıp ağlamaklar, gülmekler, yani normalde hep olan şeyler. Sonra toparlanmaya başladık, güçlenmeye başladık. Böyle olmayacak dedik. Ondan sonra bu çocuğa ne yapabiliriz dedik. Tabii ki Tuğçe bir kız çocuğu olduğu için yükü daha çok bende. Evde birlikteyiz. Fakat eşime, çocuklarıma çok çok teşekkür ediyorum buradan. Eşim bir baba olarak, yani baba ne demekse baba, bize onu hissettiriyor. Ne güzel. Evet. Bize elinden geldiğince maddi olarak
rahatlatıyor. Bu da çok önemli bir konu. Ben kesinlikle o konuda rahatlarsam Tuğçe'ye daha faydalı oluyorum. Mesela akşam eve gelip gözümün içine bakıp da ya bugün günün iyi geçmemiş, sen sıkılmışsın herhalde, hadi gel bir dışarıya çıkalım, birlikte bir şeyler yapalım. Hiçbir şey de yapmasa, yapamasa da gelip de şöyle sımsıcak gözüme bakıp da bir göz kırpması bile bana yetiyor. Çok güzel. Çok önemli şeyler evet, bence evet, bunlar. Evet. Yani sevgi gerçekten çok önemli. O mutluluk Tuğçe'ye de yansıyor bu sefer. Tabii. Bütün günün yorgunluğunu unutuyorum, stresini unutuyorum. Ya diyorum ne kadar şanslıyım diyorum. Ondan sonra böyle bir eşim var diyorum. Yani böyle. O konuda güzel. Onlara çok teşekkür ediyorum. Evet. Ama her ailede böyle olmuyor. Evet. Onu denk geliyoruz, görüyoruz, izliyoruz biraz. Hani gerçekten ne âlâ, çok çok güzel bir paylaşım. Hani belki eşler yine bu tarz paylaşımlarda bulunuyor ama çocuk üzerinde baba belki şeyi fark edemiyor. Hani ne kadar etkili olduğunu anlayamıyor. Biraz daha uzak kalan babalar var. Hani bu aile içindeki bu denge de çok önemli herhalde, değil mi, çocuğun gelişimi için? Kesinlikle. Özellikle buradaki paylaşım süreci çok çok önemli. Şimdi toplumda erkeğe verilen rol güç rolü, kadına verilen rol merhamet, sevgi rolü. Tabii şimdi bu rollere baktığımız zaman işte bir engel dünyasıyla tanışmak, işte baba için bir parça güç kaybını yansıtırken anne için işte daha büyük bir sevgi, merhamet ve özveriyi ortaya çıkartıyor. Bu durumda ister istemez hani elbette teşbihte hata olmasın, her baba için böyle bir şey söylemiyorum asla, ama tabii. Hani genel anlamda açıklamak gerekirse baba bir parça geri planda kalabiliyor ve böyle bir durumda annenin tükenme yaşaması, depresyona daha çok girmesi bizim çok gördüğümüz bir durum. Genelde burada paylaşım gerçekleştiği zaman evet bireyler arasındaki yük hafiflediği için ve her iki tarafta birbirinin üzerine düşeni yaptığı için bir rahatlama, bir soluk alma, çocuğa yönelik davranışlarda işte daha sinir, kaygılı değil de daha anlayışlı, daha tolere edici olma durumunu olabilir. Görüyoruz. Ve burada da aslında kastettiğimiz şey paylaşımda yine annenin anne rolüne ilişkin şeyleri alması, babanın da baba rolüne ilişkin konuları alması önemli. Hı hı. Yani babadan yapamayacağını bildiğimiz şeyleri de istememek gerekiyor. Doğru. Anneler olarak. Doğru. Yani bir anne belki işte kız çocuğuysa işte öz bakımını anne üstlenirken baba belki dışarıda işte bir markete gitme, işte bir dışarıdaki bir insanla tanışma, bu tarz kontaklarını oluşturmalı. Ya da işte erkek çocuğundan bahsediyorsak bazı kişisel anlamdaki şeyleri baba üstlenirken işte bir şeyleri öğrenme, ders çalışma becerisini kazandırma anlamındaki şeyleri de anne üstlenmeli. Yani buradaki paylaşımı her iki bireyin de yapabileceği doğrultuda ayarlamak çok çok önemli. Evet, evet. Denge yine, kurmak. Evet. Aynen öyle. Ve yine biz biliyoruz ki hani gerçekten özel bir çocuğa sahip olan bireylerin ailelerinde eğer baba figürü de anne figürü kadar ön plandaysa o aile daha huzurlu oluyor. Ve çocuğa baktığımızda çocuk da huzurlu bir şekilde öğrenmeyi gerçekleştiriyor. Diğer türlüsü daha kaygılı, daha sıkıntılı ve daha zor bir yolculuk. Evet. Belki de farkında olmadan aslında aile işte kendine kötülük yapıyor. Aynen öyle. Çünkü hani anne tabii ki bütün özveriyi verirken söylenmiyor, belki sıkıntısını belli etmiyor ama hani mümkün değil ki tek başına bir şeyi bu kadar tamamen üstlenmek. Yani o paylaşımın getireceği rahatlık aslında çocuğa yansıyacak. Bu birebir yani belli. Öyle bir litrelik sürahiye 3 litre su konmaz. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Yani o bir litre ise eğer annenin yapabileceği şey o litre taştıktan sonrası artık işte daha büyük sıkıntılar. Ya hastalıklar ya da işte aile içi şiddet ya da aile içi ilişkilerde bozulma. Bunlar bizim çok gördüğümüz tablolar maalesef ki. Evet, evet. Bir konu daha hani notlarımın arasında olan zihinsel engelli çocukların diş tedavisiyle ilgili sıkıntılı bir süreç olduğunu biliyorum. Hani siz böyle bir şey yaşadınız mı direkt mesela? Hani tabii başınızdan ki. Böyle bir şey geçti mi? Bize biraz anlatabilir misiniz bu konuyu? Birebir yaşıyorum hem de. Benim korkulu rüyam diyebilirim. Tabii ki. Çünkü her ne kadar öz bakımını yapabiliyor da desek tabii ki yardımla.
Ve diş fırçalama gerçekten ciddi bir iş. Bizler bile bazen hani gerektiği gibi yapamıyor, biliyoruz tabii, bunu. Tabii, aynen. Tuğçe'nin dişlerinde de problem var. Bilhassa yani böyle çocukların dişlerinde hep olan şeyler bunlar. Çünkü bizler hani yemekten sonra veya yemek aralarında dilimizle temizliğimizi, yani bu gayri ihtiyari olan şeyler. Hı hı. Fakat Tuğçe'de çok fazla dil hareketi olmadığı için temizleyemiyor dişlerini. Sürekli fırçalamayla artı diş çürüklerine, yani diş tedavisi olacağı zamanlarda da mesela böyle çocukları çok fazla narkoz altına almak da çok hoş bir şey değil. Esra Hanım daha iyi bilir bunu. Fakat başka türlü bir şey yapamıyoruz. Mesela Tuğçe film çekileceği zaman dişlerinden çok korkuyor. O makineye girmek istemiyor. Ne yapmak gerekiyor? Bayıltma işlemi yapmak gerekiyor. Ve ben hastaneye falan götürdüğüm zaman Tuğçe'yi sağ olsunlar ilgileniyorlar ama yani bir saatin iki saatinde bizi ayıracak gibi bir durum da yok oralarda. Evet, doğru. Yani evet, problem ne? Baştan sona bir evet. Evet, evet. Sıkıntılı bir hikaye çıkıyor, evet, aslında ortaya. Ve hani olmazsa olmaz, mutlaka yapılması tabii lazım ki. Ve her bireyin başına gelecek bir şey, evet, üstelik yani. Evet. Yani belki bununla ilgili ne geliştirilebilir? Yani şöyle söyleyeyim, son zamanlarda özellikle kullanılan yöntemleri söyleyeyim. Hastanelerde genelde ya sedasyon yöntemi ya da işte narkoz üzerinden bu tarz çalışmalar yapılıp işte çocuğun dişindeki bütün oluşabilecek ya da yapılabilecek tüm her şey yapılıp hani tek seferde en azından onu çok uzun vadede rahatlatabilecek uygulamalar yapılıyor. Hı hı. Ama burada da diş hekimi çok çok önemli. Evet. Onun aileyi bilgilendirmesi, ailenin kafasındaki kaygılarla alakalı her türlü soruya cevap vermesi, çocuğa bu uygulamadan önceki yaklaşım şekli ve hı hı, uygulamadan sonraki kontrol aşamaları, bunlar çok çok önemli. Hani gidilecek olan birey mutlaka engel ve engel dünyasıyla alakalı bilgi birikiminin olması lazım. Evet, evet. Ve biz bunun eksikliğini yaşıyoruz. Mutlaka. Umarız yani hani gerçekten bu da buradan bir duyuru olsun. Evet, evet. Hani bununla ilgili de çalışmalar yürütülse demek ki çok fazla kişiye fayda sağlanacak ve önemli bir sorun aslında. Burada altını çizmiş olduk, evet, bu sayede. Ve görüştüğüm, gidip geldiğim bazı doktorların bana dediği, tabii Tuğçe orada zorluk çıkarınca, hanımefendi çocuğunuzu hazırlayın, ondan sonra getirin. Nasıl hazırlayayım? Ama evet, böyle nasıl bir hazırlayayım? Ön süreç yok ki yani. Ne, i̇şte bu bilgi ne diyeyim, eksikliği ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yani onun sözü üstüne, evet, bunu söylemek zorunda hissettim kendimi. Yani çocuğumuzu, evet, hazırlayın, nasıl hazırlayayım? Yani, o da bilmiyor zaten aslında. O da bilmiyor. Aslında. Onun için bilgili hekimlerin olması çok çok, çok önemli. Kesinlikle. Evet, yani sadece aslında toplumsal olarak birey birey hepimizin, her meslek grubundan insanın ekstra bir bilinçlenmesi lazım, evet, zannediyorum. Evet, bence de. Yani sağlık sektörü bunun en başta gelen kısmı belki. Çünkü çok mutlaka karşılaşacak ekstra bir program mı uygulanacak, neyse, her neyse yani böyle birimler mi oluşturulacak, mutlaka buna ihtiyaç olduğu açık. Programımızın sonuna gelmişiz. Saati kontrol edince fark ettim. Çok güzel aktı, sağ olun. Her şey çok güzeldi. Bir minik duyurum var aslında. Onu yapayım. Sonra da son sözlerimizi alalım, kapatalım. CNN Türk'te Engelsiz Kal Alanya diye bir haber dizisi oluştu. Bir hafta boyunca her gün sabah 7 ile 8, öğlen 12-13, akşam da 17-18 saatlerinde farklı farklı bölümleri yayınlanmak üzere. CNN Türk'te izleyebilirsiniz. Hem Alanya'yı hem Engelsiz Kent Alanya'yı bu titriyle görmüş olacağız. Son sözlerinizi alalım, kapatalım programımızı. Esra Hanım, sizinle başlayalım. Yarın 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Evet, bu konuyu buradan değilim. Kutlamak yerine bugünün farkındalığının oluşmasından yanayım. Çünkü kutlanacak bir gün olduğunu düşünmüyorum. Değil. Farkında olunulması ve engelli kavramının artık unutulmayıp tam tersi işte toplum içerisinde ön plana çıkarılması, kabullenilmesi, normal hale getirilmesi mesajını vermek istiyorum. Her şey için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tuğçe'cim, hoşça kal demek ister misin? Hoşça kal diyelim mi seyircilerimize? Hoşça kal dedik Tuğçe'yle de. Fatma Hanım, sizin son mesajınız. Ben de
tüm engellilerin gününü, haftasını kutlamak istiyorum. Esra Hanım'ın güzel dileklerine hepsine katılıyorum. Bunun bir süreç olduğuna inanıyorum. Burada olmamızın, toplanmamızın çok büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. İnsanları suçlamak değil, bazı şeyleri böyle konuşa konuşa, tartışa tartışa insanları belki bilmeyebilirler, belki o anda bizim hissettiğimizi hissetmeyebilirler. Onun adına burada olmayı çok önemsiyorum. Çok ciddi bir iş yaptığımızı biliyorum. Bunun işte bir süreç olduğunu söylüyorum. Her şey çok daha güzel olacak eminim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.